sabahlar efendim. Ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Evet, Ramazan'ın son haftasındayız. Nasıl geçti Ramazan ayı? Eminim huzurlu, mutlu, keyifli geçmiştir efendim. Ve hep söylüyorum, Ramazan ayı boyunca yörelerimizin yemeklerini yaptık sizlerle beraber. Bugün de Antalya'ya uzanacağız. Antalya'nın yöresel yemeklerini yapacağız. Kim benimle beraber olacak? Sevgili Işın İnceler benimle beraber olacak. Çok sevmiştik. Bir kez geldi programımıza. Ve çok güzel bir diyalog, bir enerji oldu aramızda. Dedik Ramazan'da Işın ablayı ağırlayalım. Bize memleketinin yemeklerini yapsın. Neler yapıyoruz Antalya yemeklerinden? Şöyle bir hafızamı hemen toparlayıp sizlere aktarıyorum. İlk olarak marmarini yapıyoruz. Pazılı, peynirli, hafif, bence özellikle sahur için keyifli bir lezzet olacağına inanıyorum. Reçete olacağına inanıyorum. İlk lezzetimiz marmarin. İkinci lezzetimiz Filiz aşı efendim. Filizimiz burada. Yani asma yaprağının filiz hali diyebiliyorum ben. Ama Işın abla doğrusunu zaten aktaracaktır sizlere. Daha sonra ne yapıyoruz? Hemen gelelim. Tülbent mantısı. Bayağı burada tertemiz bir tülbentimiz var efendim. Ve mantımızı bu tülbentin içinde koyacağız ve öyle haşlayacağımızı düşünüyorum. Ve son olarak da paşa dolmasıyla günümüzü kapatıyoruz. Antalya'ya da selam yolluyoruz. Işın ablayı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi misin Işın ablacığım? Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Geldim. Koşa koşa geldim. Bekliyordum bu daveti. Evet. Biz ama hatırlarsan söylemiştik sen ilk geldiğinde. Söyledim. Çok keyifli geçti yayınımız. Çok da mutlu olduk. Beraberce yine bir yemek yaparız dedik ve o gün bugünmüş. Evet. Oldu. Hatta seyredenler dediler ki bana Tuğçe. Tuğçe dediler, öyle bir sinyal zaten verdi dediler. Seni çağıracak dediler. Ve yine oldu. Yeniden buradayım. Her zaman başımızın tacısı, mutfağımıza bekliyoruz. Bu arada Işın abla o kadar tatlı ki efendim. Hakikaten böyle benim özel günlerimde işte sosyal medyada paylaştığım bazı şeylerde bile uzun uzun bana güzel mesajlar atıyorsun. Çok da içinden gelerek attığına da inanıyorum. Kalpten tabii ki, inanıyorum. Tabii ki o geçişi birbirimizle bulduk biz. Bulduk efendim. Işın ablacığım çok güzel lezzetler yapacağız beraberce. Evet. Antalya ya Akseki'ni. Gene bir kere daha Aksekiliyim diyeyim artık. Dede sen de benim gibi. Ben herhalde 1000 defa Nazilliyim demişimdi. Her bölümde 3 defadan hesaplarsak bayağı beni bulmuştur. Evet. Şimdi çok güzel bir yemeğimiz var. Sen de çok güzel söyledin. Evet, Akseki'nin çok meşhur. Filiz aşı. Esasında o yemeğimiz tam Ramazan'da hani çorba yapınca yemek yapayım mı? Yemek yapınca çorba yapmadım. Bu her ikisine de cevap verebilecek türden bir yemek. O filiz aşımız. Peki doğru mu söyledim Işın abla? Yani filiz aşı asma yaprağının o filiz hali. Aynen canım. Çok doğru söylüyorsun. Şu anda o filizler tam coğrafyasından geldi. Manisa'nın Salihli'den geldi. Salihli'den geldi. Oranın sultani üzümünün özel olarak bu program için geldi. Ne bu mutlu. Çok farklı bir yemek. Umarım seyircilerimizle yaptıklarında yani bilemiyorum çok sevecek. O mayhoşlukları çok hoşuna gidecek. Hoşlarına gidecek. O filizin. Ondan sonra çok güzel. Yani bugün biraz coştuk. Evet. Hakikaten coştuk. Tülbent mantısı yapıyoruz. Var. Evet. Paşa dolmamız var. Ondan sonra çok güzel bir marmarin diye sahuru da düşündük. Evet. Sahurda da yiyebileceğimiz. Değil mi? Hamur yok. Yufkası yok. Son derece hafif ve doyurucu aynı zamanda. Yumurtası, peyniri. Vallahi Tuğçe'cim. Güzel bir menü. Aynen öyle. Elinde torbalar var. Bak ben biliyorum. Bir hediyeler getirdi bize. Bütün kızlara getirmiş. Tuğçe'nin mutfağının kızlarına. Neler. Sana çeyizine koyarsın canım. Ve senin güzel haberlerini de aldım. Allah mutlu etsin. Amin cümlemizi. Umarım beğenirsin. Şimdi Ramazan'ın içindeyiz. Hemen bakıyorum. Buna da uygun bir hediye düşündüm. Gerçekten ne acaba? Açıyoruz. Aa, incili incili. Ay. Evet efendim, arkadan duyduğunuz ses bu arada su ısıtıcımızın sesi. Aa, çok güzel. Güle güle kullan. Bu tespi. Evet. Çeyizine koy. Çeyizime koyayım. Evet. Ha, teşekkür tespih ediyorum. Tespih çektiğinde de beni hatırlarsın. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum da seni. Bu da bizim kızlardan. Bu şey Büşra'nın ki bende İrem'e kaldı. Verdiğin. İrem tamam. Aldı. Evet. Büşra'nınkini de koyalım buraya. Ayıralım. Büşra dur seninkini de açayım eğer merak ettin. Ama yani sen merak ettiğin için açmıyorum aslında. Hangisi daha güzelse onu alacağım. Şaka yapıyorum tabii ki. Benim kısmetim oymuş. Bu da Büşra'nın kısmeti olacak.
Zaten aynı hemen aynı, hemen değil mi? Evet aynı. Evet Büşra'cığım tekrar gösterelim. Evet. Güle güle kullansın. İnşallah. Herkes canım. Emeğine sağlık. Işın ablacığım. Zevkine seve seve. Hediyelerimizi de aldıktan sonra. Başlayalım mı? Başlayalım. Ne yapacaktık? Marmarin yapacaktık. Malzeme listesi gelsin ekranlara efendim. Biz de sayalım bakalım. Marmarinin içinde neler varmış? Gel Işın ablacığım. Geliyor ekranlarınıza. Şöyle koyalım. Evet. Bir bağ pazımız var, bir adet kuru soğanımız var, 200 gram lor peyniri, 2 adet yumurtamız var. Rendelenmiş kaşar peynirimiz, sıvı yağ, karabiber ve tuzumuz var. Evet Işın ablacığım. Bu kadar. Çok basit, yapımı çok kolay. Doğramayacak mıyız? Doğrayacağız. Oradan tahtamızı alacağız. Ben getiriyorum sana tahtayı. Evet. Al canım. Tavamızı da koyacağız. Ocağa tavamızı da koyalım. Birazcık evet. Da sıvı yağımızı. Hemen sıvı yağımızı da verelim. Koyalım. Ocağımızın altını açalım. Tuğçe'cim bu hem pazıyla hem ıspanakla olan bir şey. Biz bugün pazı kullanıyoruz. Hem pazıyla hem ıspanakla. Kışın ıspanağın en keyifli olduğu zamanlarda ıspanakla da yapabilirsiniz. Tabii yani bu arada. Tabii. Tavayı birazcık ısıtayım mı? Isıtalım. Tamam canım. Böyle biraz büyük. Şey olacak. Tamam güzelim. Yağını koyayım mı tavaya? Şimdi hemen ben biraz soğanımı da doğrayayım bu arada. Tamam. Sen soğanı elde doğruyordun değil mi? Doğru. Tavaya mı doğrayacaksın? daha küçük bir bıçak istersin sen. O zaman bu daha uygun olacak. Tamam olabilir. Yağını koyayım bu durumda. Koyalım. Sen tamam de bana. Mesela biraz yağı az koyarsın. Evet. Koyayım mı birazcık daha? Evet. Tamam canım. Soğanımızı efendim küçük küçük doğruyoruz. Yemeklik doğruyoruz soğanımızı. Evet. Yemeklik doğruyoruz. Biraz çok da fazla hani şey yapmayacağız. Çok da küçük değil evet. Çok da küçük öldürmeyeceğiz. Değil. Öldürmeyeceğiz. Çünkü bir de efendim tavada şöyle bir çevireceğiz ama bir ayrıca cam kabımıza koyup fırına da göndereceğiz. Tabii. Değil mi? Tabii. Zaten yapımı son derece kolay. Kolay ama evet. Hem hafif hem besleyici. Hem hafif yumurta hem de besleyici. Çünkü. Hem içinde iki tane yumurta da yani bizim ölçülere iki tane yumurta da koyacağız. Sahurda da kolaylıkla tüketebileceğiniz hafif aynı zamanda Işın ablamın da dediği gibi doyurucu bir lezzet diyebiliriz. Evet onları da doğrayalım. Onları da doğrayalım. Ben nedense tahta kullanamıyorum. Niye? Ben de tahtasız yapamıyorum. Bunları da kullanıyorum. Soğan da kullanamıyorum. Elini yıka ablacığım istersen. Bana da gerçekten elde doğramak daha ayrı bir sanatmış gibi geliyor. Daha zor geliyor. Ama işte nasıl alıştıysan öyle Işın abla biraz. Doğru. Evet soğanımızı kavuruyoruz efendim. Çok da öldürmeyecekmişiz. Evet. Çünkü fırına da göndereceğiz. Hatta ocağımızın altını azıcık kısayım ben. Tuz ilave edeyim mi? Herhangi bir baharat ilave edeyim. Biraz sonra tuzumuzu da koyacağız. Tamam, ve lora, karabiber ve biraz da kırmızı biber, toz biber ne varsa çok yakışıyor. Koyacağız. Baharatlandıracağız. Evet baharatlandıracağız. Tatlandıracağız yani lor peynirimizi. Mesela zaten tuzsuz bir peynir. Evet. Tamam canım. Pazılarımızı da tavamıza ekliyoruz. Biraz öldüreceğiz pazıyı da. Şimdi program yayınlandı. Benim programım bir şeyler anlatacak Işın abla. Anlatacağım. Ne zaman yayınlanmıştı? 25 Şubat'ta yayınlandı. 25 ama bayağı olmuş. Evet, bayağı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Tam zamanında geldim yani. Mayıs'ın sonundayız evet. Şimdi yayınlandı. Daha yayınlanıyor yani program. Ondan sonra telefonlar, mesajlar. Şimdi Aksekili hemşerilerim de tabii ki ekran başında. Tabii ben onlara da selam gönderince aldık selamını. Ay nasıl mutlu demişler, nasıl mutlu oldular biliyor musun? Anlatamam sana. Öyle ne oluyor. Güzel yani onların böyle hatırlanılması iste beni hatırlasa ne kadar mutlu. Kim olmaz tabii, ki Tuğçe? Tabii kim ki. Olmaz? İşte yani, değer. Tabii ki değer. Değer vermek, bak, değer görmek. Yani o öyle. Kişinin gönlüne girmesine sebep oluyorsun gerçekten yani. Öyle. O kadar da kolay. O kadar o yüzden zor. Bir kez daha Aksekili hemşehrim. Ben Nazilli hemşehrilerime. Evet canım. Söyle. Gel. Ama şey önce bir Salihli'ye gideyim de annemin kardeşim oradan. Bir Salihli'ye gidiyoruz. Sonra da Aksekili. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sevgili anneme, kardeşime ve oradaki akrabalarıma. Daha sonra da bütün Aksekili hemşehrilerime, eşim, dostum, sevdiklerime hayırlı Ramazanlar. Kocaman hepimiz öpücükler. Öpüyoruz. Bayramlarını da kutlayalım. Tabii, bayrama da az şey kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Çünkü bayram hazırlıkları da başlamıştı. Evet.
Hepinize şimdiden hayırlı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyoruz. Evet efendim, ben de Işın abla aracılığıyla şimdiden bayramınızı kutluyorum. Mutlu, sağlıklı, sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram geçirin inşallah, inşallah diyelim. İnşallah, inşallah. Bu arada pazılar da öldü. Yani ölmeye yüz tuttu. Evet. Esasında bu kafi bir de. Kafi mi? O zaman kapatalım hemen. Eşin yok bugün. Ne oldu ki gir dedik. Eşim yok, hayatım çekiyor. O beni bıraktı. Ha. Ve o bir işi var, ona gitti. Ama yani evet. Yani artık sık sık gelince demek ki öyle olunacak. Hayır, şöyle, bence senin eşin hakikaten sana çok kıymet veren. Sağ olsun. Siz hakikaten çok mutlu bir evliliği ol, olan evet, ben dışarıdan evet, gözlemle maşallah nazar değmesin. Senin başına. İnşallah, inşallah. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür çok güzel haberlerim teşekkür var. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Evet, koyuyoruz evet. Cam kabımıza biraz öldürdük soğanımızı efendim. Aynı zamanda pazımızı dilerseniz ıspanakla da yapabilirsiniz. Hatta ve hatta dilerlerse değişik olması açısından pırasayla bile yapabilirler. Vallahi pırasa. Evet. Hatta bence biraz pırasa ıspanak karıştırabilirsiniz. Çünkü pırasa zaten bence soğandan çok daha lezzetli bir bitki diye düşünüyorum. Şimdi şunun içinde. Onu. Tamam canım. Ben tavamızı. Evet. Karabiber istedin sen evet, biraz da pul evet, biber canım. İstedin getiriyorum. Şimdi burada 200 gram kadar tuzsuz lorumuz var. Ondan sonra çok biraz az biraz kaşar peynirimiz var. Evet, iki tane de yumurta kırıyoruz içine. İki tane yumurta kırıyoruz. Vallahi çok pratik, güzel, lezzetli. Yani Ramazan ayı haricinde de özür diliyorum. Evet, biraz karabiber. Kahvaltıda biraz bile da yapabileceğimiz evet, bir lezzet bence. Yeterli. Hiç tuz koymuyor muyuz? Koyacağız. Biraz pul biber biraz dedik. Biraz da pul biber koyalım. Kafi. Biraz da tuz koyalım. Tuzumuzu da getiriyorum. Bak bir tane bir kadık bile görüyor musun? Bu kadarcık. Ne diyorlar biliyor musun Tuğçe? Söyleyeceğim yani. Yani senin için çok güzel sözler var da söyleyeyim, içimde tutmayayım. Mutlu ol çünkü. Olayım canım severim. Ölmekten hoşlanıyorum herkes gibi. Bular ki hem sağ çok sen güzel konuşuyor, çok güzel programı idare ediyor. Çok da becerikli ederim. Elinden de her şey geliyor. Becerikli diyorlar. Oldum çok teşekkür ederim. Her kim söylediyse buradan sevgilerimi selamlarımı yolluyorum. Bayağı yardım ediyor diyorlar gerçekten. Çok mutlu edici sözler benim maşallah için. Maşallah. Özellikle becerikli dedikleri kısım. Çünkü ben de sizler sayesinde her geçen gün bu mutfağı daha tabii, konsantre, daha bilgili geliştiriyorum. Tabii ki öyle. O yüzden çok teşekkür ediyorum efendim, her kim söylediyse. Evet. Sağ olsunlar. Ben şimdi getiriyorum hemen buraya. Getir. Al işte ablacığım. Evet. Ne güzel geçiyor değil mi Ramazanımız? Geçiyor. Sizin evde nasıl geçiyor? Çok güzel Ramazan geçiyor. Yani kalabalık biz, mıdır sofralarınız? Şimdi şöylesine, esasında çocukluğumuzdaki Ramazanlar yok. Başka? Yok. Ah nerede o eski yani Ramazanlar? Yani biz çok farklı, çok güzel, doyumsuz bir Ramazan yaşardık. Evet. Oralarda her şey çok farklı. Yani biraz daha küçük olan yerlerde. Daha başka. Top evet, sesi mesela değil mi? En basit. Aynen. En basit. Yani cami de öyle. Ezan sesi gelir, top seslerini duyarsın. Ondan sonra herkese tatlı bir telaş. Pide olur salonlarına herkes ellerinde ya kaplarla içlerini götürür. Pide kuyruğu keza. Pide kuyruğu olur ki benim kardeşim o konuda çok canım benim, İzzet adı İzzet'tir. Oradan da selam olsun. Ondan evde içler hazırlanır ve o hemen şeye götürürdü. Babam çok düşkündü. Fırına götürürdü. Bir de mesela Tuğçe bizde şöyledir. İftarlık konur. Çorba yapılır. Çorbanın yanında o pide yenir. Arkadan yemek gelir. Ha, o pideyi mutlaka çorbayla beraber tüketeceksin. Evet, biz de börek yapmayız biz. Bize pide yapılır. Pide yapılıyor. Evet. Ondan sonra tabii iftarlar yapılır. Ondan sonra çocukken böyle artık mahallede olan arkadaşlarınla şeye gidersin. Teravih namazlarına, camilere gidersin, gidilir. Değil ondan mi sonra, ama çok şükür biz onları gene yapıyorsunuz. Yapabiliyoruz yani çok şükür elhamdülillah. Çok şükür. Allah unutturmasın. Amin. Ondan amin sonra şimdi amin artık camilerimizde de ayrı bir feyiz
İlahiler, evet. Tabii ki. Peki sahurlarda nasıl besleniyorsunuz Işın abla? Neler tüketiyorsunuz? Var mı mesela Antalya'nın özel? Bunu yapıyorsunuz sahurda. Ben şimdi şeycim Tuğçe, bu Antalya değil. Bu marmarin Antalya. Şu anda Antalya'ya ait, Akseki'ye ait sadece filiz aşını yapıyoruz. Marmarin esasında Osmanlı mutfağından. Bak ben evet, bilmiyordum Osmanlı mesela. Osmanlı mutfağından tabii onu şey yapmamız gerekiyor önce. Ama şey mesela tülbent mantısı boşnakları. O boşnak. Aslında biraz bugünkü iftar soframızda... Karışık. Evet ben Antalya mutfağı diye belirttim programımızın başında ama filiz aşı özellikle Antalya mutfağına ait bir yemek. Evet. Ama biraz böyle her yere uzandık diyebiliriz. Fırına gidiyor şeker. Gidiyor. Kaç derecede? 180, 200, 15-20 dakika kalsın zaten üzerinden anlayacağız. 180, 200 derecede efendim 15-20 dakika kadar fırınımızı açalım. Evet canım. Peynirimiz kızaracak zaten anlayacağız. Evet marmarin fırına gitti. Bu durumda günün ikinci lezzetini yapalım. Malzeme listesini ben bir sayayım Işın ablacığım. Filiz aşı malzeme listesi burada efendim ekranlarınıza geliyor. Bakalım içinde neler varmış filiz aşının. 250 gram kuzu kuşbaşı, 1 adet kuru soğan, 1 su bardağı pilavlık bulgur, 1 kahve fincanı tahinimiz var. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 15 adet asma yaprağının filizi, asma yaprağı değil sadece, 15 adet uç filiz, kuru nane ve tuz. Asma yaprağı yok, asma yaprağının filizi var. Tabii, değil mi? Ama şimdi bak bir şey söyleyeyim mi Tuğçe? Bunu bulmak herkes için yani mümkün olmayabilir. Evet, şimdi bu durumda ne yapacağız? Hani mutfakta çareler tükenmez deriz. Evet. Normal taze yaprak şu anda zaten mevsiminde ve bütün pazarlarda var. Oda mı yok, çıkamadım pazara. Salamur yaprağınızdan 15-20 tanesini koyun sıcak suda, tuzunu atın. Evet. Onu da doğrarsınız. O da aynı şeyi görür. Görür. Ama bunun mayhoşluğunu veremez. Bu durumda bulabiliyorsanız orijinalini efendim Aksekiler'den ya da işte Manisa Salihli'den getirteceksiniz. Bulamadığınız asma yaprağını küçük küçük doğradığınızda da aynı tadı yakalayacaksınız ucundan diyelim. Bu kadar mayhoş olmayacakmış. Evet. Ama zaten limon sıkılarak yenilen bir yemek. Ekşi yenmesi gereken bir yemek. Aynen yine öyle. Soğanımızı elimizde tenceremize doğruyoruz. Bunu açalım mı canım? Açalım canım tabii ki. Şimdi zaten Tuğçe çünkü yine şey gelecek bak laf memlekete gelecek. Gelsin memleketlerimize laflar gelsin güzel. Biz tahine tahan deriz. Ben onu çok söylüyorum. Bizim Nazlı'da diyor. Tahan deniyor. Tahan deriz. İstanbul'da tahin diyorlar. Tahin ama ben yine tahan diyeceğim. Dede. Şimdi, tahanın girdiği yerde zaten limon mutlaka olmalı. Çok yakışıyor. Yani tahanın olduğu yerde limon olmalı. Tahin tatlısında da hayır şeyde de öyle. Tahin helvası tatlısı derken tahin helvasında da böyle biraz limonu arıyorsun ya. Tabii. Gerçekten humusta da keza öyle. Evet. Tahin, sarımsak, nohut ve limon. Yani muhteşem dörtlü diyebilirim onların hepsine. Hakikaten öyle. Soğanımızı yine bir kavuracağız. Yağ ilave edeyim mi Işın ablacığım? Zeytinyağısı ve biraz zeytinyağı, biraz oradaki tereyağını koyacağız. Tereyağımızı da koyacakmışız. Hemen koyalım efendim. Sen elini yıka, biraz tereyağı, tenceremize birazcık da sıvı yağ dedik değil mi? Birazcık da sıvı yağ. Birazcık da sıvı yağımızı biraz koyduk. Biraz daha koyacağız yalnız. Ben yine az yağcı Tuğçe. Evet, şöyle bir kavuralım güzelce. Evet, ardından zaten etimiz var. Etimizi koyacağız. Bulgurumuzu yıkamamız gerekiyorsa. Hayır, hiç gerek. Şu anda çok temiz. Önceden hep biz bulgurdan, pirinçten bulgur yıkansa da yıkanmasa da olurmuş. Oluyor. Ama pirinç için o geçerli. Pirinç yıkanacak. O nişastası gidecek efendim. Doğru söylüyorsun. Şimdi şimdi mesela hep böyle şeyleri de söyleyeyim. Muadil olan durumları da lütfen anlatayım. Lütfen tavukla da yapalım mesela. Kıymayla da yapılır.
kıymayla da yapılır. Şimdi bunun su oranı Tuğçe esasında çok önemli. Eğer bunun suyunu biraz kişiye kalmış bir şey. Ben çok sulu şeyi sevmiyorum. Ben biraz hem koyu bir çorba. Ben de yoğun severim. Böyle bir yemek olsun diye düşündüğüm için suyunu biraz az vereceğim. Hı. Ama seyircilerimiz biz sulu isteriz derlerse daha fazla koyabilirler. Evet, evet, bu arada ben de yoğun kıvam severim. Öyle çok çorbaları bile çok sulu sulu sevmem. Daha yoğun severim. Salçamızı bunu ilave koyalım, edelim. Hepsini koyuyoruz. Evet, salçamızın hepsini şöyle iyice sıyıralım. Bir salçamızın da çiğliği gitsin, kavuralım. Gitsin. Doğru söylüyorsun. Ay, havalar da sıcak oldu. Çok, ha? Şu an mesela çok sıcak geldi bana. Çok. Ocağın başında ama olunca. Gene stüdyonun bir büyüklüğünden dolayı bir serinliği var. Var tabii, klimalar da çalışıyor. Tabii. Şimdi hayatım, etimizi koyuyoruz. Etimizi koyuyoruz. Tamam. İkimiz zaten kuzu eti. Hep kuzu eti kullanıyoruz. Daha önceki yemeğimizde de öyleydi. Kuzu eti. Ama isteyen dana da kullanabilir. Mesela lahana kebabı yapmıştık. Hatırlıyorum. Ondan sonra gelen böyle bazı arkadaşlarım daha sonra böyle bana geldiler. Onu istiyoruz. İstediler. Işın onu istiyoruz. Yaptın. Evet. Yaptım tabii ki. Mecburen. Evet, aynen. Şimdi bu eminim bunu da yapacaklar. Sıcak suyumuz var değil mi Tuğçe? Tabii ki var. Ben getiriyorum sana. Onu biraz zaten biraz daha bir sokayım. Çevir çevir ama birazcık daha. Evet, vaktimiz kesin de var zaten tamam. Işın ablacığım. O oynuyor değil mi? Biraz dur bakayım. Ben şimdi onu oturtturayım yine. Evet. Tamam. Tamam. Oturtturduk. Evet. Yanmadan hem de. Evet. Biraz çevireceğiz. Hı hı. Yo, biraz etimizi pişirebiliriz. Pişirelim. Tabii ki. Filiz aşımızı doğrayacak mıyız? Doğrayacağız. Ha. Aynı az önceki pazı gibi. Doğrayayım mı? Yani doğrayabilirsin istersen. Tamam, doğrayayım. Tabii ki. O da biraz yavaş yavaş. Tamam. Olsun. Şimdi filiz aşında mutlaka tahinle bir arada olması gerekiyormuş, evet, değil mi? Evet. Hatta ben şöyle okumuştum. Tabii yemeklerimizi ben de araştırıyorum. Hı, nasıl yapılıyor, ne oluyor diye. Tahini biraz kavurun diyorlar. Tabii. Şimdi bak esasında Tuğçe'cim şöylesini. Aksekinin. Aha. Tahanı. Tahanı. Esasında bu renk olmaz. Daha koyu oluyor, evet, değil mi? Çünkü oranın susamı çifte kavrulmuş olduğu için daha, evet, koyu olur. Şimdi şöylesine. Şöyle gösterelim seyircilerimize. Evet, bizim burası İstanbul'da onu da bulmak mümkün tabii ki var. Ama susamından şey kaynaklı. Mesela bunu izleyicilerimiz eğer yemeğe karıştırmadan önce biraz teflon tavada bir iki çevirip rengini bir iki derece koyulatıp yapabilirler. Evet, ama biz bugün öyle bir şeye, evet, gerek duymayacağız. Duymayacağız. Işın ablacığım. Söyle canım. Biraz suyunu koyayım mı ben? Bunu? Şimdi etimizi koyduk. Şimdi ben eve suyunu da koyacağız. Ondan sonra yaprakları atıp. Bulgurumuz? Bulguru yapraklar bir 10-15 dakika pişsin. Çünkü yaprak biraz filiz biraz daha zor pişiyor. Ha, tamam. Sonra 10-15 dakika sonra. Tahini en son kapatma aşamasında. En son kapatma aşamasında. Tamam. Evet. Bu durumda. Koydum. Sen bana tamam da canım. Tamam. Tamam mı? Yok yani, ha, tamam diyeceğim. Tamam dememe tamam. Tamam. Birazcık daha. Aha. Tamam hayat. Oy tamam. Şimdi evet. Evet. Evet, bir karıştırıyoruz onu. Tabii ki. Karıştıralım. Ay, ben de böyle bir 65 yaşına gelmişim de belimde ağrılar, bir taraftan yemek yapıyor gibi ol. Niye böyle bir garip haller içerisindeyim ya? Böyle bir gayet sağlıklıyım İyisin, yani sporda yapıyorum. İyi görüyorum. O zaman da çok iyiydin. Şimdi de iyisin. Tabii nişanlanınca daha da bir ilişkide olmuştur. İşte Işın abla öyle diyor, çok tatlı. Sen nişan olunca diyor bir güzellik geldi diyor. Sana diyor. Bir de arkadaşlarım da şey diyor yukarıda, bizim katımız 3. kat bu arada. Biz aşağı iniyoruz mutfağımız için çekimimizde, yayınımızda. Bir yüzük ağırlığı geldi efendim. O ne demekse yüzük ağırlığı. Bilen varsa bana anlatsın yüzük yani. Yüzük ağırlığını duymadım ama başka bir ağırlık, başka bir hava öyle geldi yani. Hı. Evet, zaten yazmıştım canım. Evet, yazmıştım. Evet, doğru vallahi. Hayatım bunu koyuyoruz. Güzel bir şey soruyorum. Şeyini, kapağını kapatalım. Kapağını kapatalım. Evet. Şu anda bizim o işleri şu anda yapabilecek noktamızı koyduk. Bir iki aşamamız kaldı. O da 10-15 dakika sonra. Ha. Canım. Yani bu tülbenti yaptıktan sonra tekrar bir buna geri döneceğiz o zaman. Şu anda biz hatta ne yapalım biliyor musun hayatım? Biz şimdi tülbent mantımız için oraya sıcak suyumuzu ve
Tenceremizi koyalım. Koyalım ama onu koymadan önce daha vaktimiz var. Rahat rahat ilerleyebiliriz. Tamam. Ben bir kez daha ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı seyircilerimize anlatmak istiyorum. Çünkü Filiz aşı dedik efendim. Antalya Akseki'nin yemeği dedik. Meşhurdur dedik. Oralardan geldi Filiz aşımız dedik ama siz isterseniz asma yaprağıyla hiç bulamadığınız salamura yaprakla onun tuzunu aldırıp kullanabilirsiniz. Küçük küçük doğrayıp sadece bu Filiz aşının verdiği mayhoşluğu, ekşiliği vermeyecek. Ama belki biraz limonla o ekşiliği de yine elde edebilirler. Nasıl yaptığımızı anlatıyorum sizlere. İlk önce soğanımızı tereyağı ve sıvı yağ eşiğinde güzelce kavurduk. Ardından salçamızı koyduk. Salçamızın da kokusunu çıkardık. Sonra kuzu kuşbaşı etlerimiz vardı. Onları da şöyle güzelce bir çevirdikten sonra sıcak suyumuzu ilave ettik. Sıcak suyumuzu ilave ettikten sonra hemen akabinde küçük küçük doğradığımız filiz aşlarımızı koyduk. Sizin evde asma yaprağı da olur. Şimdi beraberce pişecekler. Filiz aşı birazcık daha geç piştiği için etimiz de var haliyle. Suyunu çekmesini değil mi? Çünkü birazcık suyunu çekmesini. Tabii sulu bir yemek olacağı için yani 10-15 dakika yeterlidir. 10-15 dakika yeterli olacak. Evet. Ardından da bulgurunu ilave edeceğiz. Son ocağın altını kapamaya yakın da tahininin nanesini koyacağız. Bitti gitti. Ne olsun? Sanki 40 yıldır filiz aşı yapıyor gibi anlatıyorum vallahi. Evet efendim, o zaman ne yapalım? Yemeğimiz pişerken biz 3. lezzetimizi yapalım. 3. lezzetimiz de tülbent mantısı, boşnak mantısı diyelim ona da. Malzeme listesi ekranlarınıza geliyor. Tülbenti ile birlikte hem de. Evet, tülbenti ile birlikte. Onu da getirdin değil mi? Evet, onu da getirdim. İplerine kadar. Vallahi işimize saygı bu demek efendim işte. 2 adet yufka, 250 gram yağsız kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, karabiber ve tuzumuz var. Devamı geliyor. Üzeri için yoğurt, sarımsak, tereyağı ve toz biber, mantının olmazsa olmazı. Olmazsa şimdi ablacığım olmadı. Ne aradın canım? Evet canım. Şimdi şu kabımız temiz. Bunda kıyma iş ama oraya koymuştu İrem. O da var. Bu da var. Tamam, geniş nasıl olsun istersen. Evet efendim, tülbent mantısı yapacağız. Antalya yemekleri demiştik ama asıl Antalya, has ve has Antalya yemeği. Evet. Şu anda pişmekte olan filiz aşımız. Biraz şimdi Balkanlara doğru gidiyoruz. Boşnak mantısı burada yapacağız. Burada mı yapalım? Evet bir taneciğim burada yapalım. Önce o zaman içimizi bir hazırlayalım. Sana karabiber tuz devreye gireceği için ben pul biber vereyim. Bunu sen rendeleyeceğim yalnız. Rendeleyeceksin. Evet, rendeleyeceğim. Tamam, ben sana rende getireceğim. O sırada başka işlemimiz varsa onu yapalım. Doğruya da bilirim. Yo, getireceğim ben sana rendeyi. Onu böyle çok küçük küçük. Doğrayalım. Geldi rende. Daha önce duymuş muydun hiç Tuğçe bunu? Tülbent mantısı. Yok. Duymadım. Yani ki bilirim az çok yani. Bilirsin. Çok yemek yapıldığı için mutfağımda. Tabii. Belki de unutmuşumdur. Tabii. Gerçekten Işın abla o kadar çok yemek yapılıyor ki bazen unutuyorum. Yani doğru. Dün kim konuktu? Dün ne yemek? Yemin ediyorum unutuyorum. Tabii, biliyor musun? Bir sürmenaj. Mavi ekran. Dın dın. Şeyler oluyoruz. Şimdi arada. Esasında bu tülbent mantısı çok farklı. Nesi farklı? Hafif su böreği tadında. Her ikisine hitap. Bizim yemeklerimiz bugün biliyor musun çok amaçlı. Gerçekten. Hani çorba içmek isteyen bulur. Yemek yemek isteyen o tadı bulur. Su böreği al demiştim. Niye almadın? Demeye hiç gerek yok. Bunu yaptın da her ikisini tadına ulaşabilirsin. Şimdi şöylesine. Hem su böreği gibi hem de bu arada şeye bakıyorsun. Bir fırına bakıyorsun. Bir 5 dakika ben baktım az önce. Bir 5 dakikamız daha var. Birden aklıma o geldi. Eyvah dedim yaktık mı acaba? Pardon, aynı dilerim. Zaman yok canım rica ederim. Ondan sonra da biraz da değişik. Böyle sunumu çok güzel. Börek gibi. Uzun getiriyorsun. Yani kimse esasında bunun mantı olduğunu anlamıyor. Üzerinin yoğurdu ve kızdırılmış tereyağı. Daha sonra da bölüm bölüm kesiyorsun onu. İki parmak kalınlığında. Kesiyorsun. Sanki bir börek ikram ediyor gibisin. Ama değil. Yani insanlar yiyince hiç bunu kızart yani. Kızartma işim yok. Sadece yufkaya sarıp tenceremizde tülbentin içinde haşlayacağız. Bu kadar. Üzerine de klasik yoğurdu, sarımsaklı yoğurdu, yağ biberi yakacaksın. Evet. Güzel. Evet canım. Hem de hafif. Hem de hafif, çok hafif. Evet. Kızartma yok, hiçbir şey yok. Ben artık diyorum ki fırından çıkarayım. Bir bakalım mı? Bence oldu. Korkuyorum baksana. Evet, güzel. Evet. Gerçekten.
Efendim, marmarini fırından çıkartıyoruz. Yakmadan. Evet. Elimize ayağımıza inşallah. Evet. Oh, ter de çok sıcak. Fırından çıktı. Biraz soğusun. Göstereceğim efendim birazdan. Birazcık soğumasını evet. Bekliyoruz. Evet. Şimdi Toyçe, bunun içine ne yapıyoruz biliyor musun tatlım? Hani böyle etli dolma yaparız da içine biraz sulu olsun deriz. Ondan sonra işte bu mantının içindeki özelliklerden birisi de o. Şimdi o yüzden bunu, soğanın suyunu da sıkmadı. Evet, onu sıkmadım. Evet. Neden? Şimdi domatesi de bu şekilde doğradım. Şöylesine, eğer bu işlemleri yapmazsak bu köfte gibi olacak içinde. Ama biz biraz sulu sulu olsun tabii, istediğimiz ya, için o yumuşaklık verecek. Yok yok olsun, hiç önemli acı değil miydi? Canım. Yok yok yok. Geçer yaptı, şimdi önemli değil. Biraz tuz ilave ediyorum. Evet, tuz, karabiber. Evet. Tuzumuz. Evet. Çok da tuz koymayalım. Yanmayalım. Evet. Karabiberimiz efendim. Karabiberimiz. Karabiberimiz bol olsun, severiz. Biraz evet. Da pul biber. Biraz da pul biber. Tamam. Evet. Başka bir şey ben istersen. Bunun içerisine biraz da su alacağım. Hah, hemen. Yani sıcak su. Hiç fark etme. Ama şey elimle olunca biraz normal hani çok sıcak değil. Zaten soğumuştur ha. Azıcık su. Çünkü biraz sulu olmasını istiyoruz dedik. Evet. Köfte gibi olmasın dedik. Evet. Sen bana biraz daha istersen biraz tamam daha canım, de. Biraz daha. Tamam. Ben bu arada su ısıtıcımıza biraz daha su koyuyorum. Çünkü suyumuzu haşlayacağız ya. Suyumuzu da haşlayacağız. Tabii. Daha doğrusu evet sıcak suyumuzun olması gerekiyor. Tenceremizi de alayım bir taraftan. Bahriye nasıl sarardı görüyor musun? Evet. Gösterelim, gösterelim, evet, gösterelim seyircilerimiz, arkadaşlarımız birazdan evet. Görürler. Efendim, şey bir önceki mı? Yaptığımız yemeğimiz şu anda görüyorsunuz ekranlarınızda. Şahane asma bir renk yapraklarını. Aldı, nasıl güzel. Evet, mis gibi. Biraz daha suyunu evet. Çekince bulgurunu ve tahinini tahini ilave koyacağız. Edeceğiz. Evet. Hı-hı. Şimdi. Şimdi tatlım, günlük yufkalarımız. Evet. Evet. Açtık. Şimdi yufkamızı açıyoruz. Aha. Sen bayağı bir aslında yaktı değil mi bu soğan seni, ben hissediyorum. Olsun olsun, sorun değil, geçti. Valla. Bu uygun mudur haşlamamız için? Uygun canım, için? Ona sıcak tamam. Suyumuzu da, şunlar da iplerimiz. Hı-hı. Ben yer değiştireceğim her ikisini. Evet canım. Heh. Evet, günlük yufkalarımıza... Kaç kat yapıyoruz? Şimdi esasen Tuğçe bunu 3 de yapabilirsin, 4 de yapabilirsin ama çok kalın oluyor. Hı hı. Yani ben de çok kalın sevmiyorum. Çok kalın, bu çok normal. Şu iki yufkanın kalınlığı çok normal yani. O yüzden iki yufkadan gideceğim. Hı hı. Yufkalar da hakikaten. Evet. Çok güzel. Şimdi bunları böyle açtık. Açtık. Heh. Şimdi. Evet. Hatta elimle kullanacağım. Elini ellerimiz... kullan. Tabii. Temiz. Hı hı. Bunu. Bir rulo yapacağız. Evet, değil mi? Hı hı. Ben şimdi sen başlangıcını getir. Devamında ben rulo yapacağım. Evet. Bakalım becerebilecek miyiz yaparsın. Rulomuzu? Yaparsın. Hı. Şimdi şuradan. Böyle. Şuradan. Bunu şimdi döndüreceğiz. Döndüreceğiz. Tamam, ben döndüreyim. Evet. Böyle böyle. Sıkı sıkı mı yapacağız? Çok sıkı değil efendim. Böyle böyle. Aynen. Döndürüyoruz. Evet. Hı-hı. Her şey yolunda. Başarıyorum bence. Evet. Efendim. Nasıl Işın çok abla? Güzel, çok güzel. Başardın mı? Tabii şükür. Tamam. Tamam. Buyurunuz efendim. Şimdi bunu böyle döndürdük. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Tülbentimizi. Tülbentimizi. Hı-hı. Suyumuz. Suyumuz. Evet, ben ocağımıza alayım. Suyumuz kaynadı efendim. Hemen ısıtıcımızdan evet. Alıyorum. Evet, koyuyorum. Evet canım.
devam edeyim mi? Tabii. Biraz suyumuzu bol istiyoruz. Birazcık daha istersen biraz daha sıkacağım. Evet, istiyorum. Tamam. Bol su olması gerekiyor. Evet canım. Hiç sorun değil. Isıtırız su. Şöyle. Hı-hı. Tuğçe bak, şey kısmı alta getiriyorum. Gerçi dolayacak açılmasın ama, diye aynı zamanda. Tamam. Tülbente sarıyorsun şimdi. Şimdi bunu böyle tülbente. Şunlar iplerimiz. Hı-hı. Evet. Bunu böyle sunumunu nasıl bir tabakta yapıyorsun? Çok güzel bir tabakta yapıyoruz. Esasında burada da öyle tabaklar çok sizin mutfağınızda da uzun bir tabakta çok hoş oluyor. Uzun bir tabakta yapıyorsun. Yani esasında bunu 3 veya 4 yufka yapmış olsaydık yani şu bileğim kalınlığında bir mantımız olacak ama gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Yani kalın olmasının hiçbir şeysi yok, anlamı yok. Çünkü içindeki kıyma bu şekilde çok daha güzel pişiyor. Pişiyor. Tamam Işın ablacığım. Evet hayatım, bağlıyoruz. Bağladım. Bayağı yani bağladık. Şimdi işte bunu. Böyle. Evet. Ona biraz tuz atacağız Tuğçe. Tamam. Suyumuza tuz atalım. Bu arada suyumuzun kalanı da su ısıtıcımızda kaynıyor. Tamam onu sonra ilerleyeceğiz. Yeterli canım. Tamam. Koyalım istersen. Böyle. Vallahi güzel, değişik. Değişik değil mi? Hani zor gibi geliyor. Tülbent mantısı şimdi Allah diyorsun uğraştırıcı bir şey mi acaba? Nasıl bir şey yani? Tabii ki yalanda insan belki şey yapamıyor ama bilenler var tabii. Ben şey gibi hayal etmiştim bu arada ilk duyduğumda. Sonra araştırınca gördüm tabii ki. Böyle tülbent gibi incecik açacak falan herhalde. Öyle bir şeyler yapacak diye kafamda kurdum. O bende hayal yok dünyası. İşte. O açma şeysi bende yok. Ya bende de problem biliyor musun? Yok. Hamur açma. O da bir ayrı yetenek. Ama şey bak Tuğçe, şöyle bir şey var. Esasında her şeyin bir kolayı var biliyor musun? Mesela pasta tabağı büyüklüğünde açıp bol nişastayla onu böyle tepsi büyüklüğüne getirebilirsin. Getirebiliyorsun yani doğru. Yani esasında açma bilmiyorum da demek de çok doğru bir şey değil. Değil. Tabii. Ya biraz aslında hakikaten hem pratik işi de bazı mesela gelen mutfağıma konuklarım var. Özellikle boşnak böreği yapan bir ablamız vardır. Birsen abla. O hakikaten sanki hamur açmak için doğmuş gibi. Yani böyle şekiller yapıyor, çeviriyor. Evet gerçekten öyle. Profesyonel zaten bu işi de yapmış yani. Tabii. Kendi boşnak mantıcısı mutfağı var. Börekçisi varmış. Artık anladın sen yani neler olduğunu. Tabii ki. Ama bende de problem vardır hamur açmakla ilgili. Yok, gerçekten ben de öyleyim. Değil. Ha, yaptıkça el alışır esasında. Yani sık sık yapmak lazım. Tabii ki. Evet. Şimdi onu da ben o zaman koyuyorum. Getir Işın ablacığım. Suyumuzu ilave ettik. Biraz üzeri örtülecek. Kapansın, örtülsün istiyoruz. Bu şekilde bu yarım saat pişecek. Aha. Tuğçe, ama bu yufkayı biz 3 kere veya 4 yufka kullanmış olsaydık hiç pişmez. O zaman 45 dakika kesin. Evet. Kesin. Yarım yani saatte oradaki pişmez. Oradaki tek küf noktası içinin yumuşak olması. Şimdi dönelim mi? Aynen. Deniz aşımıza dönüyoruz. Vallahi mis. Bulgurumuz. Koyacağız. Aha. Koyalım canım. Al canım. Bunu kullanabilirsin. Zaten onun kaşığıydı o. Bulgurumuz devreye girdi efendim. Ben biraz daha su koyacağım. Hemen getiriyorum sana arkadan su. Al canım. Bulgurların da hayli pişmesi için birazcık daha sıcak su ilave ettik. Tamam mı? Biraz daha çekeceği için. Yani şu iyidir. Tamam. Bu iyi. Evet. Onu da şu anda pişmeye bırakıyoruz. Biraz daha pişecekler. Aynen. Sonra iyice bulgurlar da pişince, şişince tahinini ve nanesini ilave edeceğiz. Ve filiz aşımız da hazır olacak efendim. O sırada da zaten bir taraftan tülbent mantımız da pişecek. Sonra o tülbent mantısını açacağız, çıkaracağız. Uzun servis tabağına servis edip üzerine yoğurdunu koyacağız. Aynı zamanda bir de kırmızı biberle tereyağı yakacağız. Şöyle ben yoğurdumuzu hatta bir karıştırayım. O da hazır olsun. Evet. Çünkü hamur suyun içine girdiği zaman hani o karbonhidratın ağırlığını kaybediyor. Yufkanın ağırlığını. Çok önemli bak esasında Tuğçe. Esasında hani makarna. Esasında makarna da çok böyle günahlı bir şey değil yani. Onu biz kendimiz soslarla zararlı hale getiriyoruz. Hani ben
%100 ona katılıyorum ve hep hatta kime sormuştum, bir İtalyan şefim gelmişti galiba, Danilo'ydu. Dedim ki yani İtalyanlar çok makarna, makarnanın cenneti, memleketi ve neden hani genel olarak ülke bazında kilolu değiller? Çünkü sosundan kaynaklı. Sen ona bol kremalı yok öyle böyle tabii, bir sos tabii yaparsın ama kilo alırsın tabii ki, ama böyle fresh bir domates sosu yaparsan işte ona zeytinyağlı, hafif zeytinyağlı tabii, bitti gitti, doğru söylüyorsun. Bir de yediğimiz saati biraz daha böyle öne çekersek hiçbir sorun evet, yok. Bence hiçbir de sorun hiçbir yok. Sorun kalmaz. Şimdi tatlım yoğurdumuz yani da hazır. Evet. Peki, yağımız yakılacak. Onu zaten servis aşamasında yapacağız. Servis aşamasında yapacağız. Yaparız ablacığım, evet. Sunuma hazırlarken. Evet. Bu durumda diyorum ki ben filiz aşımız pişerken, aynı zamanda trident mantımız da pişerken günün son lezzetine geçiş yapalım. O da neydi? Paşa dolması. Ama paşa dolmasına geçmeden ben seyircilerimize şu marmarini bir göstermek istiyorum. Evet, şöyle hassas davranıyorum. Evet, efendim, az önce çok sıcak olduğu için sizlere gösterememiştim. Ama buyurun, marmarinimiz burada. Evet. Ne yapmıştık? Bir kez daha hatırlatıyorum sizlere. Evet. İlk önce soğanımızı güzelce kavurduk. Ardından pazıyı koyduk içine. Pazı yoksa ıspanakla da olur. Bir şöyle bir çevirdik tavada. Ardından cam kabımıza aldık. Ayrı bir karıştırma kabında da lor peynirini, kaşar peynirini, bakıyorum bir taraftan unutmayayım de, lor peynirini, kaşar peynirini ve iki yumurtasını, karabiberini, tuzunu koyduk ve pul biberini de koyduk. Bu cam kabımıza yerleştirdiğimiz pazımızın üzerine peynir karışımımızı ilave ettik. Yumurta peynir karışımımızı fırına gönderdik. Üzeri kızarana kadar pişirdik. Afiyet olsun, ister sahurda, ister bayram yaklaşıyor, bayram kahvaltısında, akşam yemeğinde hiç fark etmeden çok yönlü. Kışın ablanın dediği gibi. Tabii. Ama yani eğer isterlerse kaşarını biraz da üzerine ayrıca serpebilirler. Daha da ağır olsun ve yağlı yani olsun derseniz. Bir şey kalmış, bir şey. Evet. Ramazan'dan çıkacağız ya. Evet. Hani bayramda da biraz kaldırır yani. Biraz kalori olur diyorsun. Bir şey olmaz. Efendim, günün son tarifi tatlımızın malzeme listesi ekranlarınıza geliyor. Bakalım içinde neler varmış. Paşa dolmasının kadayıflı güzel bir tatlı oda. 200 gram çiğ kadayıf, 1 su bardağı ceviz, 2 adet yufka, 100 gram tereyağı ve sıvı yağımız var. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 bardak su ve limon suyumuz var. Evet, şerbetimizi evet, daha önce biz tabii ki soğuk olması için hazırladık. Hazırladık. Onun tabii ki o soğukluğa ulaşması için de soğutup dolabımızda bekletiyoruz. Beklettik. Çünkü tamam. Çünkü kızaran tatlılarımızı onun için atacağız. Tabii sana ki. O zaman evet, başlayalım. O zaman saralım. Onun sarma aşaması bitene kadar da zaten yemeğimiz pişer. Tamam canım. Evet. Kızartacak mıyız? Evet şekerim. Ha. Yani yağ kullanacağız. Yaşasın yağ kullanacağım. Bugün de. Yağ kullanacağız. Evet. Portakalcığım çekeceğim. Sen hiç merak etme. Bana diyor ki şu marmarini şöyle sola doğru çek. Çekeceğim, merak etme. Haliyle arkadaşlarımız doğru resim yapmak tabii istiyorlar. Evet. Onu da çekeyim. Böyle. Oldu mu portakal? Olmuş. Ha, bakıyorum gayet güzel olmuş. Evet ya, bu arada arkadaşımızın adı Portakal diye, soyadı Portakal, biz ona Portakal diye hitap ediyoruz. Evet. Zaten seni 360 ekranlarından tanıyorlardır diyorum ya, değil mi? Özellikle Pazardayız'dan, diğer programlardan Portakal kim, Portakal kim diye soruyorlar diye. Uçak alalım Tuğçe'cim, bunu ben şimdi kesin. Mesela Portakal'la bir hikayemiz vardı, anlatsam mı acaba uçaktaki hikayeyi diye bir düşünüyorum. Bak Reci anlat diyor. Efendim şimdi... Portakal gerçekten ben insani yönleri çok kuvvetli olduğunu düşündüğüm değerli bir çalışma arkadaşımız, kameramanımız. Maşallah. Bir gün biz sen yap, ben böyle bayağı komik bir hikaye anlatacağım. Evet, kulağım sende, dinliyorum. Evet evet. Şimdi bir gün şöyle bir şey oldu. Beraberce bir Hatay'a seyahate gitmiştik. Biz hatta hatırlarsanız Tuğçe'nin mutfağını Hatay'da çekmiştik efendim. Ondan sonra portakalı da birazdan göreceksiniz. Sevgili Tolga, sevgili portakalı birazdan gösterecek. Evet, sarışın bir arkadaşımız kendisi. Şimdi şöyle bir şey oldu. Anlatıyorum efendim, bayağı komik ya. Şimdi uçaktayız. Benim önümde de portakal oturuyor. Ya Mahmut adı bu arada. Mahmut oturuyor. Hı hı. Neyse. Ay Allah'ım, komik komik aklıma geldikçe gülesim geliyor.
Şimdi uçaklarda bazı kurallar var bilirsiniz ki. Kalkışta ve inişte kulaklarımızda hani kulaklık olmaması gerekiyor. Çünkü pilotumuzun söylediği anonsları duymamız gerekiyor ve hosteslerimiz de bu konuya dikkat veriyorlar. Portakal da kulaklığını takmış ve müzik mi dinliyor artık, film izliyor hatırlamıyorum geçmiş zaman. Hostes geldi sağ olsun uyarıyor hanımefendi, görevini yapıyor yani. Bu da öyle hostese bakıyor böyle, cevap vermiyor. Sonra zannettiler ki portakal sarışın ya efendim, az önce gördüğünüz gözler renkli sarışın. Ondan sonra dediler ki şey herhalde yabancı İngilizce konuşmaya başladı. Hostes İngilizce konuşunca portakal da okay thanks falan böyle bir İngilizce cevaplar. Aa ben de bu hostesi kandırıyordu. Onun adı Mahmut Bey diye böyle arkada hani Mahmut. Cenk Ömer de değil yani. Mahmut. Açıklama gereği. Ay gül gül gül. Ama evet. Yani bayağı eğlenmiş. Zaten o seyahati hiç unutamayacağım. Çok keyifliydi ekip arkadaşlarımızla birlikte. O böyle tatlı tatlı ne kendini. Güzel bir işte hatıra ne diyeyim olmuş artık. Devamını yine siz getirin. Evet. Güzel hatıra olmuş sizde işte. Evet kalmış. Ama çok hakikaten yardımcı bir arkadaşımızdır. O gün hiç unutmam, Hatay'da gece vakti çok acıktık. Canımız künefe çekti. Ta gitti. Bize künefeler aldı geldi, çorbalar aldı yani. Geldi. Teşekkür ediyoruz arkadaşım. Portakal. Unutulmaz evet. Yani. Tuğçe buna bir bakalım mı? Evet bakalım canım. Ay çok konuştum gene. Valla benim çenem ağrıyor konuşunca. Ne olduysa bugün. Evet çeviriyoruz. Evet, yani ben onları sarana kadar bu olmuştur. Olmuş. Evet. Koyayım mı tahinini? Yok yok hayır. Heh, hayır daha canım. Koymayayım. Şimdi bu arada Tuğçe bunu eritmemiz lazım. Hemen eritelim. Hemen eritelim canım benim. Tencereler, ya, tencereler. Şunu. Şimdi ben yanmamak için şurada bir operasyon yapmam evet. Lazım efendim. Şunu şöyle çekelim. Şunu şöyle açalım. Bu da artık olsa sevineceğim. Biraz ocaktan yer açıldı. Zaten sen yağı yapana kadar o olacak. Olacak artık, değil mi? Tabii. Tamam. Bunu da böyle koyalım. Şunu şöyle çevirelim. Evet. Spatulamızla. Bütün yağ koyayım mı Işın abla? Yani esasında alır. İki yufkamız için tamam, alır yani. Tamam bir taneciğim koyuyorum. Evet. Bu arada hem böreklik yufka kullanıyoruz hem de kadayıf kullanıyoruz evet, değil mi? Evet, içine saracağız. Kadayıf içine mi saracağız? Evet, evet. Cevizle karıştırdım ben onu şimdi. Bir de tereyağı da koyacaksın, iyice yumuşatacaksın. Aslında ben şimdi şöyle mesela düşünenler olabilir. Nasıl olsa kızaracak, tereyağın ne anlamı var diye düşünenler olabilir. Yok lezzet. Ama bir öyle bir böyle yapsınlar, aradaki farkı mutlaka görecekler. Anlayacaklar kesinlikle. Diyorsun. Kesinlikle. Yok doğru yani söylüyorsun. Yani bu denenmiş ve doğru bir tarif esası bu yani. Bu olacak. Evet. 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 Efendim böreklik yufkalarımızı üçgen üçgen ayırdık. Evet. İçine şimdi tereyağımızı eritiyoruz. Evet. Cevizle karıştırdığımız kadayıfımıza tereyağını da koyacağız. Şöyle iyice yumuşatacağız ve yufkalarımızın saracağız. İçine saracağız. Sonra yağda kızartacağız. Üzerine de şerbetini dökeceğiz. Şerbetimiz soğuyor. Daha önceden yapmıştık hatırlarsınız. Evet. Birazcık da Antep fıstığıyla süsleyeceğiz. İşte bu kadar. Afiyet olsun. İşte ağzımızı bu kadar. Tatlandıracağız. İftar soframızda evet, yemeğimizi canım. Yedikten sonra. Evet. Diyelim. Eriyor. Çok da sıcak olsun istemiyorum. Bence de. Çünkü bunu da şey sen, yapabilir. Evet evet. Yırtabilir. Doğru. Bence o kafi. Bence de kafi. Geliyor Işın abla. Bana hazır mısın? De. Evet. Şu pişmedi mi? Pişsin de ocaktan artık çıksın istiyorum. Tamam, çünkü tamam. Daha yağ kızartacağız tamam, ya. Tamam tabii ki. Sen onu sarana kadar o zaten olacak. Pişer pişer tabii. Şaka yapıyorum ben. Evet. Evet bir güzel bu şekilde yediririm. Arzu edenler tarçın da koyabilirler. Nasıl dilerlerse. Evet, nasıl dilerlerse. Evet. Ama şu tereyağı gerçekten yani çok gerekli bir tat. Lezzet veriyor çok. Değil mi? Şimdi. Sarıyoruz. Bu şekilde. Ben de sarayım. Evet sen de sar canım. Özür diliyorum efendim. Çok pardon. Tuğçe'cim çok sıkmıyoruz. Heh, çok sıkmadan mı yapıyoruz? Evet. Sonra uçlarını artık biraz şey yapacağız. Suya batıracağız açılmasın diye. Ha, bir kasede su getireyim mi? Tamam onu kızartın. Hemen getiriyorum. Tamam. Su koyalım. Ne kadar bereketli görüyor musun? Evet. Yani çok işte. Ramazan ayının ayın bereketi. Da, ayın da ayrı bir şeysi ayın var. Tabii ki maneviyatı var. Gerçekten çok yüksek. Öyle. Çok sıkmıyoruz dedin evet, değil mi Işın abla? Evet çok sıkmıyoruz. Evet.
böyle üçgen üçgen yaptığımız evet. Böreklik yufkalarımıza sigara böreği. Evet. Sarar gibi. Sarar gibi sarıyoruz. Sonra güzelce kızartacağız. Kızartıp soğumuş şerbetimize dökeceğiz. Atacağız. Ve üzerine de Antep fıstığı serpiştireceğiz. Evet canım. Afiyetle yiyeceğiz efendim. Hı. Sarmaya devam ediyoruz. Evet. Evet. İnsanlarda ne kadar güzel bir telaş var değil mi? E tabii bayram telaşı evet. O kadar keyifli herkes ki. Herkes kendi bütçesine göre, herkesin evinde. Kendi durumuna göre bir mutluluğu var. Ay çok güzel bir şey. Peki sizde var mıdır mesela Işın abla o yeni kıyafet olayı yapar ha, mısın? Tabii. Yani sen artık süsüsün bence dikkat edersin ona gibi geliyor ya, bana. Ben süslüyüm. Evet. Şimdi şöylesine çocukken tabii ki onlar anlam daha büyüktü. Onların değeri daha çok biliniyordu. E tabii bizim yaşımız artık ilerledi, etti ama şimdiki çocuklarda canım. Da o yok artık. Çünkü maalesef her an her şeye çok sahip olmaya başladığımızdan dolayı maalesef işte bu tükenmişlik sendromları, çocuklardaki mutsuzluk vesaire tabii, biraz ondan tabii, kaynaklanıyor tabii. Işın abla. Tabii. Bu arada efendim ben son yufkamızı da yapıyorum. Bence yeterli bu kadar Işın ablacığım. Tamam, evet evet tamam. Evet bunu yeterli. Hiç girmeyelim onu. Yayından sonra biz senin yaparız. Eşine götürmek için tamam, yaparız. Biz yaparız tatlım. Evet. Tamam. Şimdi artık bence Filiz aşı olmuştur diye düşünüyorum. Bence artık oldu. Oldurduk, oldurduk. Oldu oldu. Oldurduk. Evet ben bir elimi yıkıyorum hemen geliyorum. Onun tamam. İçine şimdi tahini ilave edeceğiz evet, değil mi? Evet tahini. Hı-hı. Evet. Esasında 1-2 su bardağı kadar hemen bir kettle'a su koysak bunun kıvamı tam kıvamında olacak. Ben şunu biraz incelttiğine kadar o kaynayacaktır. Aha. Kettle'da suyumuz var tamam mıydı? Var. Yoksa bakayım hemen bir. Alırız. Heh, tamam birazcık daha su koyalım. Azıcık su koyduk. Evet. Ben böyle yapıyorum. Esasında direkt de koyabilirler ama. Sen biraz inceltiyorsun. Aynen. Evet. Tahinimizi de koyacağız. Evet. Sonra nanemizi de serpiştireceğiz efendim. Evet canım. Tabii ki hemen tahin şeye girdi, koyuldu. Aha. Evet. Tahin olmazsa tahan pardon. Tahan. Olmazsa evet, evet canım, olmazsa tahan. Efendim. Evet ben şimdi yağımızı da bu arada artık ocağa almak istiyorum. Ve kızartmak bak, kokuyu istiyorum. Görüyor musun? Buram buram geliyor hakikaten muhteşem öyle. Muhteşem bir koku yani tahanın bu kokusu işte kavrulmuş susamın kokusunu. Ben Işın abla tatlım. Hakikaten bütün kış boyunca. Yedin mi? Tahin pekmez hemen hemen her sabah kahvaltısında. Çok iyi yapmışsın. Çok fazla değil bir lokma bir çok kaşık kadar yapmışsın. Ama bütün kış boyunca tükettim efendim diyebilirim. Evet. Altını kapatıyoruz. Böyle. Altını kapatıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz efendim. Kıvamını aldırıyoruz. Tahin de biraz tabii kıvam verdiği için koyulaştı. Evet. Haliyle birazcık daha su yemeğimiz ekledik. Yemeğimiz oldu canım. Yemeğimiz oldu efendim. Şimdi o zaman şöyle yer değiş dokuşları yapacağız. Efendim ne kadar bereketli bir ay olduğunu bizim sadece ocağımıza bakarak anlayabilirsiniz. Maşallah her göz biraz dolu dolu. Da serpelim şimdi. Aha, nanesini de serpiyoruz. Evet. Şöyle bir daha bir karıştıracak harika. Mısın? Gerçekten oh, harika. Yemek yerken de bu arada daha doğrusu servis aşamasında biraz da limon sıkabilirsiniz evet, içine evet, efendim. Evet. Onu da belirteyim. Şimdi ben onu ocaktan alıyorum. Evet canım. Işın ablacığım şöyle bir kenara alalım. Alalım. Hadi senin bunu yolunu, yok yok bunu oraya alacağız. Tamam. Şimdi ben bir çalışmalar peşindeyim. Tamam. Şu ocağımız yine oynamış nedense mı? Oynamış. Bir dans etmekten hoşlanıyor kendisi. Onu koyalım. Koyalım. Evet. Çünkü bu daha de lazım bu şerbetimiz arada. Dolapta ama kızarttıktan sonra atacağız. İçine atacağız evet. Değil evet. Mi? Evet güzel. Bu sırada o yağımız kıza dursun. Dursun. Biz ne yapalım? Gel bir şuraya soframızı bir kuralım. Ne kuralım, dersin? Kuralım. Bir taraftan işlerimizi halledelim. Bunu da sunum kabına koyalım. Sen bu kapatmayayım artık. Nasıl olsa şey alacaksın. Servis kabını alacaksın değil mi? Ha evet evet kapatma. Servis kabını alacağım. Bunu alacağım. Evet. Bu olur değil mi? Uygun bu. Tabii tabii tabii. Uygun. Işın abla. Örtümüzü bir serpelim.
Serpelim evet. Ne demek? Serpelim, serelim. Yorulmuşsun. Evet, ben evet. Yoruldum. Yorulmuşsun. Kelimeler kafamda dönüyorlar farklı farklı anlamlarla. Koyuyorum ben. Koy canım. Aha. O sırada da yağımız kızıyor efendim. Baklavalarımızı, baklava bak kelimeler nasıl dönüyor. Paşa dolmalarını. Şey kızartacağız. Şey şöyle biraz batırayım ben bu arada. Şerbetimizi alalım dolaptan değil mi? Evet. Işın ablacığım. Evet. Şimdi filiz aşımızı koyuyorum. Niye paşa dolması denmiş? Ay inan ki hiç araştırmadım o konuyu. Herhalde şimdi şöyle tabii ki Osmanlı mutfağından geldiği için paşalar... Hı-hı. Padişahlar yani evet. Oradandır diye oradan düşünüyorum. Diyorsun. Aha. Peki onun şerbetin içine tabii koyacak bir, mıyız? Tabii. Böyle onu bir cam kaba koymamız evet, gerekecek evet, bu durumda. Tabii ki. Tamam. Bunlar tamam canım. Isıtılmış. Evet efendim. Filiz aşımızı servis kabımıza koyuyoruz. Böyle sulu ama çok da sulu da değil. Çorba aynı zamanda sulu yemek kıvamında. Evet. Bir aslında kıvam olacak. Mis gibi de koktu hakikaten. Şöyle hazırsa bunu koyuyorum, yerleştiriyorum. Tamam canım tabii. Şöyle koyayım. Hemen önüne neyi koyalım? Marmarinimiz koyalım. Neredeydi bizim? O burada kaldı. Alayım marmarinimizi de efendim. Onu da koyalım. Şimdi ne olacak? Bir paşa dolmasını halledeceğiz. Evet, bir de evet. Tülbent mantımızı sonra da... Tüm soframız hazır hale gelmiş olacak. Koyuyorum ben. Tamam canım. Aha. Birazcık daha. Evet kızması gerekiyor. Bunları kızartalım. Tamam koyalım yavaş yavaş. Sizde neler oluyordu mesela Tuğçe'cim mesela bayram hazırlığı? Bizim bayram hazırlığı. Ramazan'a çünkü dair. Çünkü Ege bölgesi tabii evet. Ki. Bizim şimdi evimizde hani yöresel yemekten ziyade ben bizim ev için söylüyorum evet. Işın abla. Biz biraz daha böyle zeytinyağlılara Ege kuvvetli zeytinyağlı yemekleri yaparız. Kuvvetli derken yani bolca zeytinyağlı yemeklerimiz olur. Bir de bizim Ege'de zeytinyağlılar öyle soğuk değil bayağı sıcak yenir. Bizim için ana yemektir hakikaten bizim evde öyle en azından diyebilirim. Evet. Bol zeytinyağlı yemek olur ve hafif beslenilir. Sadece sahurlarda bizim oraların pidesi meşhur bilir misin bilmem. Hı hı. Pide yemeye gidilir. Tırnaklı kıymalı pidesi ve tahanlı pidesi. Ay bak bize de vardı biliyor musun? Şekerli pide de şekerli denir. Şekerli aynen. Ay, aynen. Olur muhteşem. O işte meşhurdur ve hakikaten sahurlarda hususi Yeni Pazar diye bir ilçe vardır. Nazilli'nin merkezinde de meşhurdur. Ama Yeni Pazar'a da gidilir. Bizim biraz Ramazan ayı Nazilli'de böyle geçer. Ay, anladım. Üşenmeden gidilir yani. Tabii tabii. Tabii meşhurdur yani. Gidilir mutlaka ki. Evet evet. Bayram için tatlılar matlılar. Kalbura bastı. Yani evet. Ege deyince kalbura bastı. %100 evlerde ya baklava ya da kalbura bastı yapılır. Doğru. İşin ablacığım bunu ne yapacağız bu arada? Bu olana kadar bu oldu demektir zaten. Onun biz şimdi yağını da yapalım. Yağını eritiriz birazdan evet. Hiç problem yani değil. Aslında bu hazır. Bunun hiçbir şu anda bir işlemi yok. Açacağız, servis tabağımızı alacağız, yağını döküp yoğurdumuzu vereceğiz ve oldu. Şimdi tek işlemimiz bu kaldı. Bu kızarınca da... Kızaracak, sonra şerbetimize koyacağız. Evet. Ardından da süsleyeceğiz. Evet. Bitecek. Efendim vallahi güzel yemekler yaptık. Hakikaten bence meşakkatli de yemeklerdi. Bakma. Ya, elimiz çabuk değil mi? Ya elimiz çabuk bir saatte hallettik valla. Sen beceriklisin. Benim bir şey yaptım yok. Ben şırak yardımcı oluyorum sadece. Öyle öyle şey tabii ki öyle. Mu? Bu tülbent mantısını ben bir kez daha seyircilerimize şöyle toparlamak istiyorum. Efendim iç harcımız kıymamız, domatesimiz, soğanımızın rendesi, baharatlarımız ve içine biraz su koyduk. Tam köfte gibi yapmak istemedik. O yüzden soğanı sıkmadan suyunu ilave ettik. Yani rendesini kullandık. Domatesi de sulu sulu kullandık. Çekirdeklerini çıkarmadık. Hatta içine biraz daha su koyduk. Çünkü köfte gibi olsun istemiyoruz İstemedik. Dedik. Güzelce sardık efendim. Sonra tülbentimizin içine koyduk. Kaynar suda güzelce haşlıyoruz. Birazdan çıkaracağız. Üzerine yağını yakacağız. Biberini yakacağız ve servis edeceğiz. Bir tarafta paşa dolmalarımız kızarıyor. Onu da şerbetine vereceğiz. E bakalım hangi güzel lezzetlerle birazdan karşınızdayız. Müzik.
Efendim, Işın ablayla birlikte çok güzel lezzetler hazırladık. Antalya'ya gittik, Balkanlara gittik. Ortaya karışık güzel bir iftar sofrası sizlerle beraber oldu. Işın ablacığım, seninle hakikaten çok samimiyetle söylüyorum, program yapmayı seviyorum. Ben hem sohbetin çok hoş, hem o pek de güzel bir kadınsın maşallah diyelim. Hakikaten lezzetlerin de öyle. Keza çok teşekkür ediyorum. Ben sen teşekkür. Hep gel. Gerçekten yine gel. Ben hep gelirim. Büşra'dan 2,5 ay sonra gene bir telefon bekliyorum o zaman. Heh, evet inşallah. Yeni sezonda yine beraber evet, oluruz. Aradığımız o çünkü. Evet 2,5 ayda bir. 2,5 ayda bir. Evet efendim. Bayrama yaklaşıyoruz. Çok az günler kaldı önümüzde. Ama bugün de iftar sofranızda belki Işın ablanın lezzetlerini yaparsınız. Sizleri seviyoruz. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket. Yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.